22 Mayıs 2018. Bugün TradingView sitesinden hangi hisseleri gözetleyebileceğinizi, nasıl trendi iyi olan hisseleri nasıl bulacağınızı göstereceğim. Trendi iyi olan hisseleri bulmak için relatif gücü iyi olan hisseleri buluyorum. Bunun için buradan örneğin ben Almanya seçtim ama buradan herhangi bir ülke seçebilirsiniz. Türkiye'de var, başka ülkelerde var. Daha sonra diğer ortalama değerlerini çıkartıyorum grafikten. Çıkartmak sadeleştirmek açısından yani. Burada 958 tane Almanya'da alıp satabileceğim hisse bulunmakta. Daha sonra hangi değerleri seçtik? Sonra 20 günlük ortalamayı seçiyorum. 20 birimlik yani. Haftalık için bunu yapıyorsanız 20 haftalık ortalama oluyor. Daha sonra kapanış fiyatı. Buradan da böyle bunları seçtikten sonra 1000 tane hisse geliyor haftalık grafikte. Bunu indiriyorum. Bu dosyayı sonra Google'da açacağım. Excel ile de açabilirsiniz. Ben Google'ın Excel'ini kullanıyorum. Biraz önce indirdiğim dosyayı yükledim. Google'da göründü sıralama. Burada relatif gücü hesaplayacağız. Kapanış değerinin ortalamaya oranı oluyor bu. Hepsini bir formülle hesaplamış olduk. Sonra relatif güce göre hepsini sıralayacağız. Relatif gücü en iyi olan PAT diye bir hisseymiş. Ona hemen TradingView sitesinden bakıyoruz.
İyi bir hisse değil, penis de o. Hisse alırken fiyatının normal şekilde yukarı çıkmasını her zaman önem gösterin. Günlük grafik almak için şurası iyi bir yermiş. 19'dan 25'e gelmiş. Yani bunu her gün yapıp hisseleri takip etmemeniz gerekmekte. Yani 2 haftada %33 bir değer kazancı olmuş burada. Diye bakalım. Burada da şurası iyi bir alım noktasıymış. 17'den 22'ye çıkmış. Bu Puma mı, ona bakalım. Evet, Puma. Ya Puma burada çok iyi bir alım noktası göstermiş. 348'miş, 481'e çıkmış. Yani %40 artış. Puma uzun dönemde hep iyi görünüyor. Bu da mesela takip edilebilecek bir hisse. Sırayla böyle bakıyorsunuz. Eğer hoşunuza giden bir setup varsa, yani formasyon, o zaman onu not ediyorsunuz. İleriki günlerde tekrar bakıp bu hisse güzel değilmiş. Elemelerinizi yapıyorsunuz. Uygun noktaya geldiğinde hisse alıyorsunuz. Bunun için beklemek çok önemli borsada. Yanlış borsayı seçtim. Burada Setra'yı seçmem lazım. Başka, çünkü hisse gelir. Burası aylık. Şurası çok iyi bir noktaymış almak için. Trendi çok iyi çünkü. O zamandan şimdiye %120 değer kazanmış. Daha sonra elimize geçen alım noktaları şu bölge, şu bölge, şu bölge, şu bölgede bakmak gerekirse. O zamandan şimdi %70 kazanç, yani
Şubat ayından şimdiye %70 kazanç. Ortalama 13 haftada. Burası da iyi bir nokta alım için. Düzelmeye başlamış. Bu hisse örneğin zor bir hisse. Sixt araba kiralama şirketi. Haftalık grafikte şurası iyi bir alım noktasıymış. Çok iyi bir alım noktası. 85'miş. O zaman ben şimdi %35 değer kazancı olmuş. Aylık grafikte bakalım bir de. Aylık grafikte de şurası çok iyi bir noktaymış. Günlük grafik olarak da gene Nisan ayında iyi nokta görünmekte. Tekrar aşağıya inmiş. Bundan sonra yukarı çıkması. Şöyle bir formasyon her zaman iyi. Tabi bunun buraya inmesi için biraz zaman geçmesi gerekecek. Gördüğünüz gibi boşuna hızlı giden hisseleri şöyle yanına çarpı işareti falan koyup işaretleyip sürekli bakmanız gerekmekte. Direkt hisseleri hemen almayın. Bu hisse de iyi bir hisse değil. Benim favorimden bunu dün de analiz etmiştim. Bu da iyi hisselerden. Bu şekilde hisseleri analiz edebilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Ben analizime devam edeceğim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıda üye olmayı unutmayın. Bay bay.